Partikülü Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolundadır. Bu videoda çok merak ettiğiniz bir şeyi konuşacağız. O hani ulaşmak istediğimiz bir yer var ya. LGS'yi kazanmak. İşte bu videoda bu LGS'yi kazananların son günlerde yaptığı 7 kritik davranıştan bahsedeceğim size. Bu son günlerde bu 7 kritik davranışı biz de sergileyebilirsek. Neden olmasın? Biz de tabii ki de onlar gibi bu sınavı kazanabilir. istediğimize hayalimize ulaşabiliriz. Dolayısıyla işte bu videoda bu 7 kritik davranıştan bahsedeceğiz. 8. sınıf videolarımız devam edecek. Rehberlik, motivasyon, genel tekrarlarımız, son tekrarlarımız, nokta atış kampımız geliyor. Bir taraftan matematik kısmımız bomba gibi ilerleyecek, devam edecek. Dolayısıyla hem o videoları hem de rehberlik, motivasyon yani bu şekildeki videolarımızı da kaçırmamak için kanala abone olmayı, abone oldurtmayı unutmayın lütfen tamam. Ve videoyu beğenirseniz de sevinirim. Artık hazırsanız haydi başlıyoruz. Şimdi öncelikle bu kazanan arkadaşlarımız aslında yaptığı en büyük, en önemli şey neydi biliyor musunuz? Kesinlikle analiz. Şimdi normalde insan evladı ne yapar? Denemeye girer değil mi? Denemeden sonra da ne yapar? Doğrusunu, yanlışını sayar. Ha bu kadar doğru yapmışım, bu kadar yanlış yapmışım. Ben buradayım, şuradayım, bu seviyedeyim der. Olay orada biter gider. Çünkü onun için önemli olan niceliktir. Yani sayısal olarak işte okulda kaçıncı oldum, e, sınıfta kaçıncı oldum vesaire bunlara takılırız. Ya niceliğe takılmak tabii ki de çok önemlidir. Ama bir de işin nitelik kısmı yani içerik kısmı var ki işte sanasında kazandıracak nokta tam olarak orası yani denemeyi analiz etmek. Şimdi her denemede evet doğru yaptıkların süper. Güzel bir sayıya da ulaşmış, puana da ulaşmış olabilirsin ama o artık bitti gitti. Onu hemen kafandan siliyorsun. Yaptığın yanlışlar, bıraktığın boşlar sana sınavı kazandıracak kısımdır. Bunu sakın unutma. Denemenin en büyük faydası deneme sonundaki yapılan analizdir. Yoksa denemeyi ne yapayım ben? Zaten o soruyu doğru yapmışsın. Bir daha çıkarsa yine doğru yapacaksın. Önemli olan o yaptığın yanlış neden yanlış olduğu. Aynısı çünkü LGS'de çıkarsa bunu bir düzeltmen lazım ki LGS'de de o yanlışı yapmayasın ve doğruya ulaşabilelim. Dolayısıyla neden yanlış yaptık? Niye boş bıraktık? Üzerine kafayı patlatıyorsun. Analizimizi yapıyoruz. Çünkü denemenin en büyük faydası bu zaten. Tekrar söylüyorum. İkinci maddede tabii ki de yine son aylarda en kritik noktalardan biri. Bizim için zaman lazım ya. Zamanı verimli ve değerli kullanmamız gerekiyor. Bunu da engelleyen en önemli şey sen çok iyi biliyorsun sosyal medya ve biraz da oyunlar diyebiliriz belki. Oyun kısmını artık yavaş yavaş anlaştık sanırım. Bir miktar uzaklaşmışsınızdır ya da daha doğrusu dengeye oturtmuşsunuzdur. Hani bazen evet motive olmamız, kafa boşaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla oyunlar bu noktada evet. Çok fazla sürükleyici değilse seni alıp böyle saatlerce götürmeyecekse olur. Arada tabii ki de oyun oynayıp kafayı dağıtmak gerekiyor. Fakat sosyal medyada e, işler biraz öyle değil gibi geliyor bana. Özellikle TikTok'tur, Instagram'dır. Girdiğinizde akıp akıp gidiyor her şey değil mi? Zaten onların kuruluş amacı da o. Böyle akıp akıp, kaydırıp kaydırıp bir iki saat orada takılmanızı sağlamak. Olmak. Dolayısıyla Lütfen bunu hemen engelleyin. Varsa sosyal medya hesaplarından bir miktar uzaklaşalım, telefondan silelim. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Tamam? YouTube noktasında da sadece ekstra bir hesap açabilirsiniz. Takip ettiğiniz kanallar eğitim kanalı şeklinde olsun ki YouTube size başka türde videolar önermesin. Eğitim üzerine YouTube hesabı açabiliriz. Mesela LGS canavarı 34 şeklinde bir yeni isim bulabilirsiniz. Tamam? Bu noktada sosyal medyayı lütfen doğru ve verimli kullanalım. Onun bizi böyle yükleyip götürmesine lütfen izin vermeyin. Üçüncü maddede tabii ki de olmazsa olmaz sonayda son ayda özellikle daha fazla sıkıntı yaşayabiliyoruz. Planlı ve düzenli çalışmak. Şimdi kazanan arkadaşlarımızın dediğim gibi en büyük yaptığı şey planlı düzenli çalışmakta. ama bu kastettiğimiz şey robotlaştılar değil. Yani robot gibi saati saatine saniyesi saniyesine bir plandan bahsetmiyoruz. Kafada genel bir plan olması gerekiyor. Mesela senin eksiklerin bellidir. Denemeden çıktın Aa, ben kare kök yapamıyorum ya diye bir aydınlanma yaşamıyorsun. O zaman işte ona çalışacağım, her gün 10 tane kare kök çözeceğim demek bile bir plandır. Dolayısıyla bunu ihmal etme. Bir de düzenli çalışmak. Şimdi 2 gün çalış, 3. gün ben çok yoruldum, biraz tatil yapayım deme. O düzenli çalışmayı da hayatına bir artık monte etmen gerekiyor son günlere geldiğimiz için. Dediğim gibi hayalimiz bize çok yaklaştı artık ve bu son günlerde olabildiğince dişimizi sıkacağız. Robotlaşmak değil derdim ama bir miktar gerekiyorsa ona da ulaşmak zorundayız. Ondan sonra çünkü 3 ay hiçbir şey yok hayatımızda. Sorumlu olduğun hiçbir şey olmayacak. Kafana göre takılacaksın. Dolayısıyla da bu son günleri ya elimizden gelen her şeyi yapalım. Kazanamasak, kazansak da, kazanamasak da elimizden gelen her şeyi bu son günlerde yapalım. Ardından tabii ki de olmazsa olmazımız bol bol deneme çözmek. Bunu hemen hızlıca geçeceğim çünkü çok defa söyledik. Kesinlikle her gün artık en azından bir branş denemesi çözmek zorundayız. Onun üstüne de haftalık olarak da 4 tane 5 tane genel deneme çözmelisin. Branş denemesini bırakmıyorsun. Her gün mutlaka iki sayısal bir sözel, er, iki sayısal bir sözel er. sınava kadar bu şekilde gidebilirsin. Tabii ki de haftada da en az 4-5 tane genel deneme çözmelisiniz bunu da e, sık sık söyledik yeniden tekrar ediyorum. Şimdi sınavı kazananlardan bahsediyoruz LGS'yi kazanan, hedefine ulaşanlardan. Peki bizi bu yolda hedefe ulaştıracak en önemli etken nedir? Tabii ki de sayısal puanımız. Çünkü biliyorsun bir sayısalda full yapmak, biliyorsun 4 kat sayı 20 soru var. Mesela matematik çarp 80 puana denk geldi değil mi? Diğer taraftan sözel dersler için Türkçeyi saymazsak 1 çarpı 10, e, 10 puana denk geliyor. Arada 8 kat var. Dolayısıyla sınavı kazanan biri en çok nereden fayda almıştır? Sayısal bölümden. O yüzden de bu maddede ne diyoruz? Sayısal ağırlıklı çalışın lütfen. Yani zaten yapabildiğin şeyin üzerine gidersen, ya da sana az puan getirecek şeyin üzerine çok fazla gidersen bunun verimli bir şekilde geri dönüş olmaz. Yani sözeli full yapmak sana kazandırmaz. Çünkü diğer tarafta en çok puanı sayısal getiriyor. Sınavın %50'sinden fazlası sayısal. Buna çok dikkat edin lütfen. Dolayısıyla da bu noktada sayısal ağırlıklı çalışıyoruz. Özellikle de fen matematik. Fen de zaten eksikleri kapatmakta bir miktar daha rahat olacaktır. Matematik için de ısrarla düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Partikül matematik kanında zaten bol bol bunun için kamplar bulacaksın. Çalışma planları bulacaksın. Matematiği çok iyi bir yere getireceğiz merak etme Peki onun dışında ne konuşacağız? Biraz ders dışından bahsedelim. Bu maddede ne söyleyeceğim o zaman? Tabii ki de uyku düzenini kurmaktan bahsedeceğim. Şimdi çok böyle uyku düzensizliği eşittir düzensiz çalışmayı da getirir aslında. Bu bize çok da fayda sağlamaz. Yani her gün değişik saatlerde uyumak ya da uyanmak bünyeyi de sarsar. Yani verimli çalışmanızı da engeller. Bu yüzden mümkün mertebe yattığınız kalktığınız saatleri artık netleştirmeye başlayın. Günlük 8 saatten fazla uyumanızı da tavsiye etmiyorum çünkü gerek yok. Bu bilimsel açıklanmış bir bilgidir. Yani 8 saatten fazla uyumak sizler yaşındaki kişiler için çok da gerekli değil. Dolayısıyla 8 saati özellikle de sınav senesinde bunu 7'ye kadar düşünen arkadaşlarımız var. Çok fazla uyumanın bir anlamı yok. Çünkü dediğim gibi zaman bizim için değerli. Hemen uyanalım bir yarım saat bile erken kalkman o 30 dakika var ya ya orada 20 tane paragraf sorusu çözmek sana neler sağlayacak bir düşün. Yani sınava kadar kaç gün var bir çarp bakalım kaç tane paragraf sorusu kazanacaksın sadece uykudan 30 dakika alarak yani 9-10 saat uyuyan arkadaşlar için söylüyorum. Onun dışında bir maddemiz daha var ki bence çok önemli. Şimdi motivasyon bu süreçteki olmazsa olmaz en önemli noktalardan biri. Zaten bu kanal bak partikül matematik kanalı ama sadece matematik değil aynı zamanda motive olabilecek yolları da anlatmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bu sınav sadece matematik bilerek kazanabileceğiniz bir sınav değil. Sadece matematikle ya da diğer derslerle yürümüyor. Bu işin çok fazla boyutu var. Dolayısıyla da bu kanalda bu yüzden çok fazla boyutta sana bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de şu an yaptığımız gibi rehberlik, motivasyon videoları. Dolayısıyla da bu motive olmanın en önemli noktası şudur ki kendimizi mutsuzluktan uzaklaştıracağız. Tamam. Seni mutsuz eden şöyle bir kabatasak hayatında düşün. Ne var? Arkadaşların varsa örneğin bir WhatsApp grubunda sürekli işte böyle sınav sistemi mi olur? Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Vesaire gibi seni demotive edecek, düşürecek yorumlar, mesajlar görüyorsan o gruptan çıkıyorsun hemen. Tamam. Kendini o mutsuzluktan uzaklaştır. Ya da ailen çok sana baskı yapıyorsa maalesef böyle şeyler duyuyoruz. Olabiliyor. O zaman bir miktar kendini o aile genel ortamından uzaklaştır. Odana kapanmaya çalış. Tamam. Sen çünkü kendini biliyorsun. Sen kendine güveniyorsun. Hayaline, hedefine ulaşmak için de elinden geleni yapacaksın. Dolayısıyla kendinle baş başa kalıp yoluna devam et. Ya da seni mutsuz edecek ne bileyim haberleri izleme kötü haberler özellikle akşam televizyonda örneğin aileniz o akşam haberlerini izliyor diyelim. Ya o haberlerde de ne hikmetse hep kötü şeyler anlatılıyor farkında mısın? İşte bu mutsuzluk davranışlarından kendimizi uzaklaştıracağız tamam mı? bunu istemiyoruz. Bu süreçte mümkün olduğu kadar buradan kaçacağız. Sağlığımıza dikkat edeceğiz yine o da bir motivasyon kaynağıdır emin olun. Sağlığın bozulursa çünkü ruh halim bile hemen düşüyor değil mi? Dolayısıyla sağlığımıza da mümkün mertebe dikkat edeceğiz. Sağlıklı beslenmeye dikkat edeceğiz. Ya çok fazla abur cubur bir miktar en azından azaltın. Sağlığınıza dikkat ettiğinizde 2-3 gün sonra fark edeceksiniz ki daha zinde ve daha mutlu oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla bu şansı kendinize verin. Hastalanmamak işte bu süreçte çok önemli. Çünkü artık son günlere giriyoruz. Yani 3-5 gün hasta olman işte o halsizlik, kırgınlık yani daha az soru çözmek demek. Daha az çalışmak demek. E bu süreçte de bunu istemeyiz açıkçası. Dolayısıyla sağlığımıza da öncelikle çok büyük dikkat ediyoruz. Bak havalar arasında açayım klimanın altında ders çalışayım dersen o anki mutluluk sonraki mutsuzluğa dönüşebilir. O yüzden kendimize yani dikkat edeceğiz kendini pamuklara saracaksın. Bu kadar net ve basit tamam. Arada yürüyüş yapın mesela. Şöyle dışarı çıkıp yürüyüş yapmak serotonin hormonu salgılar. Dolayısıyla kendini daha zinde güzel hissedersin. Yine bu noktada e, spor yapan arkadaşlar varsa böyle vurdulu kırdığı sporlardan uzak durun. Yani sakatlanmak da istemeyiz. O daha büyük motivasyonumuzu düşürür tamam mı? Ha sınavdan sonra istersen amuda kalk, ters takla at. O beni ilgilendirmez. Ama sınava kadar lütfen kendinize dikkat edin. Tek istediğim sizden bu. Şimdi bunları söylüyorum ama bunun da böyle şunun gibi bi düşmü ya hoca biz robot zannettiler hayır robotlaşmak değildir aslında bu bu dediğim gibi işte LGS'yi kazanan arkadaşların genel geçer yaptığı hayatlarına uygulayabildikleri davranışlardır dolayısıyla sizden de bunları bekliyoruz ki zaten ben çoğunuzun bu şekilde davrandığını düşünüyorum sadece ben dedikten sonra belki birkaç tık daha dikkat etmeye özen göstermeye başlarsınız tek derdimiz bu en büyük hedefimiz aslında kendimizi geçebilmek yani kendi potansiyelimize ulaşabilmek ben senin bu liseyi kazanabile gidebileceğini biliyorum. E o zaman niye kendi potansiyelinin altında kalasın? O hayaline ulaşmak varken, o liseyi kazanmak varken niye daha düşüğüyle yetinelim? Bunu kabul edemem. Kendi potansiyeli neyse kendi zirven neyse onun en tepesine çıkmaya çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız sınav sonrasını Sınavdan sonra konuşuruz. Tamam? Sizlere güveniyorum. Sizleri çok seviyoruz. Başarabileceğinize de gerçekten inanıyorum. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda da yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşça kalın.